Fethiye'de deniz turizminin nasıl geçtiğini değerlendiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, günde 15 binin üzerinde yolcuyu denizde buluşturduk dedi. Ülkemizin olduğu kadar dünyanın da sayılı tatil destinasyonlarından biri olan Fethiye, deniz turizmiyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başarılı bir yaz sezonun geride kaldığı Fethiye'de, deniz turizmi de oldukça canlı geçti. Birbirinden eşsiz koyları, adaları ve vadileriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatan günübirlik tekne turları, günde 10 binin üzerinde müşteriyi denizde buluşturdu. Tekne turlarının yanı sıra ticari yatlarında 4450 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, 2022 verilerine göre az bir farkla sezonun kapanacağını ifade etti. Sezonun kazasız belasız geçmesi bizim için sağlık geçmesi bizim için çok önemliydi. Sezon bildiğiniz üzere biraz geç başladı. Özellikle yağmur ve hava şartlarından dolayı biraz geç başladı. Dolayısıyla bu sebeple ama biraz yoğunluk daha sonraki aylarda özellikle yüksek sezon dediğimiz Temmuz-Ağustos döneminde yoğunluk arttı. Normal 2022 verilerin üstünde olmayı hedefliyorduk ama 2022 verilerini geçemediğimizi düşünüyoruz 2023'te, bir önceki yılı. Dolayısıyla şu anda sezon son haddine geldi artık ama hala devam edecek. Ekim ayı sonuna kadar çalışacak teknelerimiz var. Bildiğiniz üzere deniz turizminde bölgemiz çok önemli bir nokta. Günübirlik tur teknesi olarak 10 binin üzerinde yolcuyu denizle buluşturuyoruz. Bölgemizdeki yatak kapasitesinin 50 binlerde olduğu düşünülünce çok büyük bir rakamın denizle buluştuğu artık görülmektedir. Ticari yatlarımız açısından da yine sezon birazcık geç başladı. Fakat onlar da 2022 verilerini yakalamaya çalışıyorlar. Onlarda da sezon henüz devam ediyor. 4450 ticari yatağımız var bizim bu bölgede. Dolayısıyla onlar da çok önemli bir görev yapıyor. Biliyorsunuz dünyada ahşap tekne filosu olarak belki de bu filonun bu kadar yoğun olduğu en büyük ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu filo bizim için gelen turizmcilerin denizle buluşması adına bizim için çok önemli. Sezon her zaman olduğu gibi bu aylarda Bodrum tarafında, Bodrum ve Datça tarafında sezonun rüzgarların başlaması, deniz suyunun birazcık soğuması sebebiyle teknelerin çoğu, özel tekneler de dahil bölgemize geldi. Biz kendi teknelerimizin yanında bir de bu tekneleri de misafir ediyoruz. Dolayısıyla koylarımız artık tamamen dolu vaziyette. Bu Ekim sonuna kadar da bunun, bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. O şekilde planlıyoruz. Dolayısıyla arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Biraz önce söylediğim gibi sağlıcakla, sağlıklı bir sezon geçirdik. İnşallah bir dahaki yıla daha iyi sezonlar planlanmış, daha iyi sezonlar geçirmek üzere teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, bir de bu Fethiye Limanı'na sürekli yolcu gemileri ve büyük yatlar geliyor. Bunları neler söyleyeceksiniz? Belki de 2 yıldan beri ilk yolcu gemisini yanaştırdık birinde. Pazar günü. Çok özeldi bizim için. Hazırlıklarını tamamen yapmıştı iskele. Dolayısıyla orada da görüldü ki bölgemiz yolcu gemileri açısından çok önemli bir nokta. Çünkü biliyorsunuz Kuşadası'ndan sonra yolcu gemilerinin gelebileceği en uğrak yerlerden bir tanesi Antalya. Marmaris çok tercih edilmiyor. Bodrum'da çok yakın Kuşadası'na. Dolayısıyla bu bölge hinterland açısından çok önemli bir bölge. Satabilecekleri tur, yolcuların gidebilecekleri yer, yapabilecekleri alışveriş, paspatur, çarşısı çok cazip geliyor. Dolayısıyla aslında insanlar gelmek istiyorlar. Maalesef iskelemiz belli boyutun üstündeki gemileri, yolcu gemilerini almıyor. Ama butik yolcu gemisi dediğimiz bu tarz gemileri
yolcu gemileri için iskelemize gelmesi için çalışmalar yapılabilir. 125 metreydi gelen gemi. 4,5 metre civarında draftı vardı. Çok rahat geldi. Yanaştı içeriye. Dolayısıyla inşallah gelecek yılda planlama yapmaya çalışıyorlar. İnşallah olursa turları içerisinde Fethiye'nin de olmasını bu şekilde isteriz. Yatlar da akaryakıt ikmali özellikle bölgemizde yapıyorlar. Hudut kapısı olarak transit yakıt sadece Fethiye Limanı'nda verilebiliyor burada. Dolayısıyla yatlar buraya bu amaçla geliyorlar. Yakıt ikmalini yapıyorlar. Gümrük mevzuatı gereği yakıt alan yatlar Türkiye karasularından çıkması gerekiyor. Yani sezonunu tamamlamış, sezon bittikten sonra gideceği yere, kışlık alana gidiyor. Bu sene sayılarda evet bir artma var. Tabii bu Ukrayna-Rusya savaşının da bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o oranın yatları bizim bölgemizde konuşlanabiliyor. Bundan sonraki dönemde inşallah yat turizmi de artarak gideceğini düşünüyoruz. Tabii bunlara yönelik de tesis ve ihtiyaçların planlanıp onların da tamamlanması gerekir.